Lan tavuklar insanlara güzel yumurta veriyorsunuz mu lan? Akıllı olun oğlum, insanlara güzel yumurta vermezseniz kafanıza yıldırım atarım he. Lan inek güzel süt veriyor mu insanlara? Lan çiftçi güzel süt topluyor mu, süs güzel memeleri sıkıyor mu? Yani inek memesi demek istedim lan. Hanımefendi, benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin ya salak? Ben mi kimim? Deden yaşındaki insanlar nasıl konuşuyorsun lan? Selamun aleyküm kardeş. Anam, siz sahilde güneşleniyorsunuz mu lan, oynuyorsunuz mu? Ya çok tatlı bir çift değil mi ya? Ya sizi yerim ya, şu tiplere bakar mısınız, harika. Ana kalmadı ortada çift mifla. Bu arada burada kardeşim var. Yani Hades var. Gördüğünüz gibi Hades'le büyük bir kapışma içine geldim. Ve öldürdüm. Gördüm. Harika öldürdüm lan bu arada. Merhaba arkadaşlar. Ben Atkavası ve bu da Atkavası kanalı. Bugün sizlerle beraber Roblox'ta God Simulator oynayacağız. Yani bu oyunda evrendeki en güçlü tanrı olmaya çalışacağız. Tövbe estağfurullahlık bir oyunla karşınızdayım. Ama bu bahsettiğimiz tabii ki Yunan tanrıları. İlla ki duymuşsunuzdur Zeus'un ismini falan. Bu Yunan tanrılarının hepsinin kendine ait özellikleri var. Mesela Zeus yıldırım falan atıyor. Ares kılıç kalkanla falan kapışıyor. Hepsinin tek tek özellikleri var, kendine özel. Şimdi oyuna geçmeden önce bu arada sürekli arkam dönük konuşabilirim. Çünkü oyunda böyle mouse'u döndürerek o gözlerim falan çok tatlı lan. Masmavi göz... Oğlum bembeyaz gözlerim var. Biz bu saçı sakalı boşuna uzatmadık lan. Her neyse, oyunumuza geçmeden önce sırada günün sorusu var. Bildiğiniz bir Yunan tanrısı var mı? Ve en sevdiğiniz Yunan tanrısı falan da olabilir. İlla ki adlarını duymuşsunuzdur filmlerden, dizilerden, felsefeden, ne bileyim. En beğendiğiniz Yunan tanrısını yorumlara yazabilir misiniz? Bunu yorumlara bekliyorum ve dilerseniz hafiften oyunumuza başlayalım. Size şimdi ilk başta kısaca oyunu anlatacağım. Şimdi bu ekranda oyuna başlayabilmemiz için bir tane Yunan tanrısı seçmemiz gerekiyor. Şimdilik oyunda 4 tane Yunan tanrısı var ve tabii ki bunları paranız oldukça oyun içinden de seçebiliyorsunuz. Yani ben bir tanesini seçtim de diğerini ne zaman seçeceğim demeyin. Oyunda tekrardan başka bir tanrıya geçebilirsiniz. Şimdi bu tanrılardan biri Ares, yani savaş tanrısı. Aynı zamanda Zeus'un da oğlu. Beni seç, babamı değil. Kardeş vallahi şu an bilmiyorum kimi seçeceğimi ama Ares savaşta gerçekten çok iyi. Bayağı bir iyi savaşçı. Diğer bir Yunan tanrımız ise Artemis. Bu da çölün ve avcılığın tanrıçasıymış. Artemis bu arada kız. Bu nasıl kızla? Şşt, akıllı ol lan. Ve Ares nasıl Zeus'un oğluysa Artemis de Zeus'un kızı. Bunu da seçer miyim bilmiyorum. Üçüncü bir tanrımız ise Hades'te yeraltı tanrısı ve ölülerin komutanı, aynı zamanda Zeus'un ve Poseidon'un kardeşi. Selena izleyenler bilirler. Karanlık bir yüzü olması benim gerçekten hoşuma gidiyor. Ama burada tanrıların tanrısı Zeus var. Zeus da gökyüzünün ve yıldırımın tanrısı, aynı zamanda tüm tanrıların kralı. Yani gerçekten burada iki kişi arasında kalıyorum. Biri Hades, Zeus'un kardeşi olan, diğeri de Zeus. Poseidon falan burada yok zaten. Vallahi tabii ki ben gücün yanında olduğum için May the Force be video o zaman Zeus'u seç. Ne oldu lan? Kırmızı bir şey diyor. He, bedavaya bir tane tanrı seçebilirsin diyor. Sonra parayla tanrı almak ne demek lan? Şu an tuhafıma gitti. Şu an Zeus'u seçtim. Burada bize oyunu öğretecek. Ben bunları bir okuyayım, size anlatırım. Ama ondan önce bir tane kodumuz var. Hemen onu yazalım. Kodumuz Zeus. Tıkladığımızda 30 milyon para geldi lan. Bir dakika, yanlış bir şey yok değil mi? Nasıl ya, gerçekten 30 milyon geldi. Oyunda bir hata mı var, bu kadar vermemesi gerekiyordu? Menü ekranımız var. Menü ekranından Abilities, yani kabiliyetler bölümüne girebiliyorsunuz. Burada iki tane yeteneğimiz var gördüğünüz gibi. Level 5 olduğumuzda bu açılıyormuş. 18 olduğumuzda bu açılıyormuş. Yani en son kabiliyet için bizden level 85 olmamızı istiyor. Bunu gerçekten ilk bölümde yapabilir miyiz bilmiyorum. Diğer kısımlara bakalım. God kısmı var, yani tanrılar kısmı. Buradan istediğiniz tanrıyı tabii ki satın aldıktan sonra seçebiliyorsunuz. Pet kısmımız var. Buradan da petleri çıkartıp daha çok kazanabiliyorsunuz. Oyunun grubuna girerseniz size bir tane Melon Pegasus veriyor. Yani kavundan bir Pegasus. Bunu da dışarı çıkartalım. Yanımda bir de tabii ki başlangıç olarak kartal var. Gökyüzü tanrısıyız ya, kartaldan aşağı kullanmıyorum. Bu bize gerçi bir şey kazandırmıyor. Sadece yanımda duruyor ve yanımda 3 tane pet çıkartabiliyormuşum. Şimdi etrafta her şeyi yıkıp öldürebiliyorsunuz ve bu sayede öz kazanıyorsunuz. Şimdi bu Pegasus peti bana 0.25 kat daha fazla öz kazandıracakmış ve 0.15 kat daha fazla hasar sağlayacak. Tamam, başlangıç için güzel gerçekten. Bu arada benim paramın sıfırlanmasını istemiyorum. Şöyle bir shop'a bakalım hemen, nelerimiz var. Shop'tan tanrı satın alabiliyorsunuz. Harbi çok tuhaf lan bunu söylerken. Şimdi ben Zeus'la başladığım için herhangi bir tanrı aldığımda 2000 altın ödemem gerekiyor. Üçüncü bir tanrı aldığınızda tabii ki fiyat daha da yükseliyor. Pouches kısmı var, yani kese torba kısmı var. Bu da bizim kapasitemiz. Şu an kapasitemiz 20. Ama tabii buradan kapasitenizi yükseltebilirsiniz. Ve bize bazı şeyler sunuyorlarmış. Yani Robux'la sunuyorlar. 1000 Robux'a da daha iyi petler satın alabiliyoruz Robux'lu petlerden. Aynı zamanda burada 5 tane bölgemiz var geçmemiz gereken ve 4 tane de pet grubumuz var. Ben de şimdi 30 milyon altın varken, umarım bu da yanlış değilse, vallahi yanlış değil, 200 bin altınlık bir tane pet grubundan açtım ve Şerbet Minotaur geldi. En iyi pet grubundan direkt açmaya başladık şu an. Bir tane daha açıyorum, ne geldi?
Yine şerbetten bir tane eagle yani kartal geldi. Bir tane daha açıyorum. Aman Allah'ım çok tatlı bir oyun oluyor şu an. Yine şerbetten Minotaur geldi. Minotaur da bir tane efsane yaratıklardan biri. Şu an level 1'iz ve level 3 olduğumuzda diğer oyunculara saldırabiliyormuşuz. Bu petlerle beraber hızlı kasacağımı düşünüyorum aslında. Bunları hemen çıkartalım ve yerine yeni gelenleri takalım. Üçü de aynı özelliği veriyor. 0.8 kat daha fazla öz ve 0.5 kat daha fazla hasar veriyor. Bu 3 peti de yanımla çıkardım. Harika lan. Quest yani görev kısmımız var. Burada günlük görevler var. Burada da VIP olunca görevler açılıyor. Şu an görev almamışım ve görevimizi buradan alıyoruz. Şimdi görev almaya bastım. Bana diyor ki bir tane araç yık diyor. Başka görev alabiliyor muyuz? Bir tane de NPC öldür diyor. Yani yaratık falan öldüreceğiz. Bu arada 50 damage yani hasar vur diyor. Kaç tane aldım lan bu arada? Maksimum görevi almışım. Yani şu an ben 3 tane görev aldım sanırsam. Görevler kısmına bakıyoruz. Evet 3 tane görev alabiliyorsunuz yanınıza direkt. Bu da gerçekten güzel olmuş. Tek tek almanıza gerek yok. Kodlar kısmına girdiğinizde zaten kodu yazmıştık. Stats kısmına girdiğimizde ise burada kaç tane şey öldürmüşsünüz, yıkmışsınız, toplamışsınız onlar yazıyor. Ve evet oyun temelde bu kadar, anlatmam gerçekten uzun sürdü. Çünkü oyunu anlatması biraz uzun. Şimdi başlayalım bakalım. Etrafta bir tane çiftçi var. Buna bir... Oğlum Allah belasını verdi çiftçinin lan. Çiftçi yok oldu lan. Burada da bir tane tavuk var. Tavuğa da ikinci skillimle vuruyorum. Kafasına yıldırım attım ve kesem doldu. Keseme öz toplamış oldum 20 tane ve burada paraya çevirdim. Ve bir tane de görevim tamamlanmış oldu. Bu görevlerden de buradan para kazanabiliyorsunuz. Görev menüsünden seçtim ve paramı istiyorum buradan. Paramı istedikten sonra bir tane daha görev aldım. Diyor ki bana bir tane bina yık. Görevlerle gerçekten iyi para kazanabilirsiniz. Ve bir de ayrıca Q'ya basarsanız böyle dash dediğimiz yani öne doğru atılma skilli kullanıyorsunuz. Bu da gerçekten güzel olmuş. Bütün tanrılarda var. Şimdi ben bu hızma takan ineğe tek atmak istiyorum. Bakalım atamadım lan. Ulan inek tek yemiyor. Ben neden böyle dünyavi şeyleri öldürmeye çalışıyorum ya? Benim amacım... Ne diyeceğim ama bu arada çok çabuk kesemiz dolmaya başladı. En yüksek kese için benden ne kadar istiyor? 300 milyon istiyor lan. Bu baya baya fazla gerçekten. Ben sınırsız torba alabilirdim. Ama şu an ihtiyacım yokmuş gibi gözüküyor. 35 milyonluk var. Para kassam onu mu alsam diye düşünüyorum. Ama işte gerek yok. Şu an o kadar kasamam. Çünkü ilk kısımdayım. Direkt ben 15 milyon altına kapasitemizi 1 milyona arttıracak olan torbayı hemen satın almak istiyorum. Evet aldım. Hala 14 milyon param var. Oyuna girer girmez en iyi pet grubundan açtım. Bunun hata olması mı gerekiyor? İnanın bilmiyorum. Ve buradaki yerlere nasıl teleport olacağız bilmiyorum. Herhalde şuraya doğru ilerledikçe yeni yerlerimiz açılacak. Peki biz kasmaya devam edelim o zaman. Lan tavuklar insanlara güzel yumurta veriyorsunuz mu lan? Akıllı olun oğlum, insanlara güzel yumurta vermezseniz kafanıza yıldırım atarım he. Lan inek güzel süt veriyor mu insanlara? Lan çiftçi güzel süt topluyor mu? Süt güzel memeleri sıkıyor mu? Yani inek memesi demek istedim lan. Benim derdim ne ya, dünyadaki şeyleri böyle patlatıyorum. Şimdi ilk baştan 1 milyonluk kapasiteli torba almak gerçekten harika oldu. Ve etrafımda arkadaşlarımız var gördüğünüz gibi. Herkes Zeus anasını satayım buna ya. Ben herkesin Zeus olabileceğini tahmin etmiştim. Belki bir de Hades'i seçerler. Ki zaten sağ üstte gördüğünüz gibi Zeus ve Hades seçiliyor hep. Şimdi baya bir güzel başlangıç yaptık. Ve level 4'e ulaştım şimdi bir anda. Bana herhalde direkt saldırmaya başlayacaklar mı? Vallahi saldırabilirler ama benim amacım... Evet şu an birileri saldırıyor bana galiba. Aynen şu an birileri saldırıyor. Ama kardeş ben seni mahvedebilirim. Kim kimi kesiyor hiç bilmiyorum ama... Ben onlarla uğraşmak istemiyorum. Ben ilk önce level kasmak istiyorum. Bu arada yetenekler kısmından buradaki yeteneklerimizin seviyelerini altınla arttırabiliyoruz. Bende deli gibi altın olduğuna göre ben bunlara para mı basayım ya? Şimdilik ikisinin de level'ını 10 yaptım. Bu arada bir dakika, ben de level 10 oldum lan bir anda. Kabiliyetlerimin level'ını 10 yaptığım için ben de bir anda 10 level oldum. Bu gerçekten harika oldu, güzel oldu. Ama çok hızlı kasamıyorum şu an burada galiba. Lan ağaç insanlara güzel oksijen veriyor mu lan? Her şeyi böyle yakıyorum yıkıyorum. Neden bu kadar sinirliyim dünyaya karşı anlamadım ki. Sağ alt kısımda staminamız yani dayanıklılığımız var gördüğünüz gibi. Zıpladığımızda o azalıyor. Ve zıplayıp Q'ya bastığımızda yani ileri doğru atıldığımızda yine azalıyor gördüğünüz gibi. Yeni yeteneğimi ben alayım, 500 coin. 500 altına aldım. Double Zap diyor. Bunu da level 10 yapayım hemen direkt. Gördüğünüz gibi buradaki yeteneklerimizin hasarı bu kadar. Double Zap'e girdiğimde 237 hasarı var. Bunu tabii ki yanıma almak istiyorum. Bu arada yanınızda 4 tane yetenek taşıyabiliyorsunuz. Yani 4 tane kabiliyet kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu deneyelim bak. Oha inek minek kalmadı ya. Baya baya güzel oldu şu an. Ben bu arada yeni bölgeye geçebilir miyim? 1000 coin istiyor, 1000 altın istiyor benden. 1000 altına yerleşim bölgesine geçtim. Ve ilk bölgemize geçmeyi başardık. Burada daha mı iyi kasacağım yoksa daha mı zor kasacağım bakalım. Burada parçalayabileceğim bir sürü ev var. Zeus'un gazabını tatmak istiyorsunuz mu lan? Hiçbir şey ayırt etmiyorum. Benzin istasyonu falan hepsini yıkıyorum. Hanımefendi benim kim olduğumu biliyor musun? Sen kimsin ya salak? Ben mi kimim? Deden yaşındaki insanla nasıl konuşuyorsun lan? Selamun aleyküm kardeş. Oğlum çok zevkli lan. Bu arada
arada ben 13 level olmuşum. Ya bende para mara her şey var ya. Ben neden uğraşıyorum ki? Buradan direkt 18 level olayım ben. Kardeş sizin de level'larınızı arttırayım ben. Sizlerin level'ı arttığında benim de level'ım artıyor. Diğer yetenek için 18 level olmamız gerekiyor. Ve burada gidebileceğimiz bazı yerler var. Oldwood bölgesi için 40.000 altın istiyor. Hemen şuradaki bölgeye doğru gideyim. Downtown City yani şehir merkezi için benden 1.5 milyon altın istiyor. Tamam, burası da bize koymaz. Ve Pegasus Airlines yani Pegasus Hava Yolları için 500 bin altın istiyor. Bu da hiçbir şey değil. Herhalde sıradaki yer şu 40 binlik yer olduğu için ben gideyim de orada kasılayım. Torbaya ya da keseye şu an hiç gerek yok. 1 milyonluk zaten kapasitemiz var. 40 bin altına direkt başka bir bölgeye geldim. Aha, burada Hades var lan. Kardeşime saldıracağım. Yeraltı tanrısı Hades'e saldırıyorum şu an. Ama tabii ki onun heykeline saldırıyorum. Bakalım onu kesersek nasıl bir öz gelecek, merak ediyorum. Şu an 7600 öz birikmiş bende. Dediğim gibi son keseyi almaya hiç ama hiç gerek yok. Aa, heykelini yıkacağız, çok az kaldı. Ve yıkıldı, 10.000'e ulaştı. Gerçekten güzel ve level 17 oldum. Buradan yeteneklerimizi geliştirdiğimizde bayağı bir tecrübe puanı kazanıyoruz şu an. Gördüğünüz gibi level 19'dum. Level 20 oldum ve 18 level'lık kabiliyeti artık alabiliyorum. Ve bunu da hemen geliştireyim. Level 20 yaptım, bunu da şimdilik hemen buraya koyalım. Bakalım bu nasıl bir şeymiş hemen... Oha, çok güzel lan. Şekil bir şey gerçekten. Yanına gidiyorsunuz böyle, yıldırımla kafa atıyorsunuz. Burada yıkabileceğimiz farklı şeyler var mı diye bakıyorum ama hep böyle villa tarzı yerler var. Bir ilk başa dönelim bakalım. Gördüğünüz gibi bölgelerimiz de hemen açıldı. Buradan teleport olabiliriz. Bu arada bana hiç mythical gelmedi değil mi lan? Hemen şansımızı bir daha deneyelim. Belki de mythical efsanevi gelebilir. Lavender Pegasus geldi, Uncommon geldi. Ama bunun özelliği biraz daha iyi. 1.4 kat daha fazla öz ve 0.65 kat daha fazla hasar veriyor. Minotaur'dan birini çıkardım ve yerine Lavender Pegasus su koyuyorum. Tamam, gerçekten gayet iyi oldu. Şimdi bu ikinci bölgemize geçelim. Buradan da diğer bölgemize geçelim. Nerede o bölge? Buradan geçebileceğimiz bir tane bölge buldum. Palm Beach adı, yani palmiye sahili. 250.000 altın istiyor burası için ve buraya da geçtik. Anam, siz sahilde güneşleniyorsunuz mu lan, oynuyorsunuz mu? Ya çok tatlı bir çift değil mi ya? Ya sizi yerim ya, şu tiplere bakar mısınız? Harika. Ana, kalmadı ortala la. La gidip yüzsünüz de, o kadar deniz var orada ya. Denizde yüzmeyi fotoğrafını falan mı çekiyorsunuz? Ayıptır ya. Şimdi tanrı oyunu olduğu için esprilerime dikkat etmem gerekiyor herhalde. Bazı arkadaşlarımız yanlış anlayabilirler. Şimdi burada da baya baya iyi kasılmak da. Arabalarını da buraya çekmişler. Onları da hemen yıkmalıyım. Arabanın yanında niye bekliyorsun sen? Kardeş, terliklerini unutmuşsun, git terliklerini giy ya. Akıllı olunlar 2 dakika. Tam bu bölgede bu şekilde. 1.5 milyonluk bölgeyi buradan geçiyoruz ama buradan başka bölgeye geçemiyor muyum daha ucuz? Sosisli sandviç verir misin bana bir tane ya? Yaşa başa bak, paran da yoktur şimdi senin. Ya sizi neyle veriyorlar anlamadım ki ya. Sırayla mı veriyorlar size? Tuhaf tuhaf hareket yapmayın. Sen niye denizi izliyorsun kardeş ya? Seni buradan cennete yolluyoruz. Yüzebiliyoruz mu lan? Benim de ihtiyaçlarım var. Yunan tanrısı olabilirim ama yok, yüzemiyorum ya. Nasıl yüzmem bilmiyorum ben. Deniz fenerinde yakıp yıkabiliyoruzdur herhalde. Evet, yakıp yıkabiliyoruz ama canı çok fazla. Ben gidiyorum. Fış fış kayıkçı. Kayıkçını küreği. Hop hop eder yüreği. Akşama fincan ölümü. 27.000 öz toplamışım. Hemen onu paraya çevirdim. Şu Resident Evil bölgesinden 40.000'lik bölgeye geçmiştik. Şurada bir bölge daha vardı. Ona da geçelim bakalım nasıl bir bölgeymiş. Ben geçerken selam dursana ya. Bunlar beni tanımıyor ya. Pegasus Airline'a geçeceğim. 500.000 altına ve buraya da geçtim. Buranın da tabii ki canını okuyacağım. Evet, havaalanıymış burası. Burada istediğim gibi uçak patlatabilirim. Çok güzel. Ama uçakların canı falan çok fazla. Ben biraz daha level atlayayım. Burada başka gidebileceğim yer var mı ona bakayım hemencecik. La zaten neden uğraşıyorum ki, gidebileceğimiz tek bir yer kalmış. Orası da Downtown City yani şehir merkezi. 1.5 milyon istiyordu orası için bizden. Gelmişken bir pet de açayım ya. Bakarsınız efsanevi falan gelir. Uncommon geldi. Neyse, kabiliyetlerimizi geliştirmede kullanalım bu parayı. Evet, 25 level oldum ben, açayım hemen. Ama level'ı düşük olduğu için herhalde hasarı da düşük. Bunları ödersem daha çabuk tecrübe puanı kazanıyorum ve 26 level olacağım birazdan. Hatta direkt ben böyle 30 level olayım. 30 level oldum, 30 level'daki kabiliyeti de alıyorum. Bunun da tabii ki level'ını artıralım. Şimdi 45 level olmamız gerekiyor. Bakalım olabileceğiz mi? Oturduğum yerden 45 level oldum. 312.000 altına bu yeteneğimizi de aldık. Bunun bayağı bir hasar olabileceğini düşünüyorum çünkü double Zap 53 level'da 1151 hasar veriyor. Ama Thunder Blast 17 level'da 876 hasar veriyor bile. Biz bunu geliştirelim. Bütün tanrılar etrafıma toplandı oğlum, bu ne böyle? Oyunda baya bir Türk arkadaşlarımız var. Ben buradan onlara selam söylüyorum. Videoda olduğum için yazamıyorum tabii ki de. Onlar da size söylüyorlar. Şimdi ben 62 level oldum. Burada 60 level'lık bir tane kabiliyetimiz var, Thunder Clap diye. Bunu tabii ki de 648.000 altına aldım. Harika gerçekten. Bu arada 85 level olmamız gerekiyor ki son kabiliyetimizi açabilelim. Ben bundan alarak kendimi 85 level yapabilecek miyim?
deneyeyim bakalım. Bakalım paramız yetecek mi? Umarım yeter. 2.3 milyon altınım kaldı. 85 level oldum lan. Oha, oyun bitti lan. Hemen buradan ne görevi lan? Manyak mısın? Görevle kim uğraşır? En son yeteneğimizi açabiliyorum. 1 milyon 200 bin altın istiyor. Bunu da açabiliyorum. Ve 874 bin param kaldı. Son bölgeye geçemeyeceğim ama en son kabiliyeti almayı da başardık. Hemen bunun da birazcık level'ını arttırayım tabii ki. Şimdi kabiliyetlerimizi değiştirelim. Bu double zip'i alacağım. Bunu bunun yerine koyalım. 102 level'lık Thunder Blast'imiz var. 4956 hasarı var. Bunu da hemen alalım. Ve son kabiliyetimizi de alalım. Buna da tabii ki level atlatmak gerekecek. Bir de Thunder Clap'i buraya koyalım. Tamam, 4 tane yeni kabiliyetim var. Artık bunlarla akacağız herhalde. Aman Allah'ım, neler oluyor gerçekten? Bayağı şekil şeyler oluyor şu an. Lan bana neden skill atıyorsunuz? Ben tanrıların tanrısıyım. Woohoo! Böyle bir hasar yok, aman Allah'ım. Ben bu arada 91 level'lık adama dalmışım gibi oldu. Şimdilik kapışmayacağım. En son bölge için bizden ne kadar istiyordu ona bir bakalım. Bu arada burada kardeşim var. Yani Hades var, gördüğünüz gibi Hades'le büyük bir kapışma içine geldim. Ve öldürdüm, gördü. Harika öldürdüm lan bu arada. En son aldığımız kabiliyet var ya, efsane vuruyor. O da Lightning Burst, yani şu var ya şu. Manyak bir şey ya. Anlatamam size, nerede lan Hades? Kendi level'ınıza yakın olanlarla kapışabiliyorsunuz. Ben bu arada çok çabuk kazıldığım için bu bölgelerde çok fazla kişi yok şu an. Bu arada son bölgeye geçmeye çalışacağım. Onun için de altın biriktirmem gerekiyor. Ben kasmaya devam edeyim. Bizim eleman yine geldi, ölmek istiyor anlaşılan. Kardeşim şaka mısın ya? Koskoca Zeus'a yaptığın hareketlere bak ya. O dur, skillim de olsun, dur. Sakin ol. Acayip uçup kaçıyor ama çok iyi vurduğumuz kesin. Kardeş, yanıma gelmekle büyük hata yapıyorsun. Yanıma gelmekle büyük hata yapıyorsun. Baya iyi alıştım lan ben bu işe. Adam öldürdüğümde iyi bir para gelse keşke ya. Yine mi kapışmak istiyorsun kardeş? Gel bakalım. Gel aklını alayım, gel. Nereye kaçıyorsun, göremiyorum da ya. Gel bir aklını alayım. Abo. Gel sana 3. skillimle aklını alacağım, dur. Alabildim mi? Alamadım mı lan? Demek kaça kaça oynuyorsun he? Aldım yine kardeşimi Hades'i. En son bölgeye geçebilmemiz için bizden 1.5 milyon altın istiyor. Bu arada böyle toplu şeylere kestiğinizde daha çabuk kasabiliyorsunuz altını. Bu da size taktiğimdir. Ben tabii ki 1.5 milyon altına ulaşmaya çalışayım. Kasayım burada. En son bölgeye de geçeceğiz, merak etmeyin. 800 bin altın kasmama çok az kaldı. 800 bin olduk. Şurada bir tane eleman var. Sürekli bana saldırıp kaçıyor yalnız. Gidiyor canını falan doldurup tekrar geliyor. Ama bakalım alabilecek miyim bilmiyorum ama çok fazla kaçıyor. Büyük ihtimal alamayacağız. Vurup vurup kaçıyor, kaç. Bana vurup vurup buradan kaçıyor, çok komik. Ama önemli mi? Tabii ki de değil. Ben paramı kastım, bak hemen buradan girdi de benim yanıma gidiyor. Acayip komiksiniz kardeş ya. Bu arada 91 level olduk ve 1.5 milyon altınım oldu. Şuradan hemen ışın alalım ve son bölgemize geçelim artık. Ve 1.5 milyon altına son yerimizi de geçiyoruz. Aha, son yerimiz de burası, şehir merkezi. Burada 43 level'lık bir tane adam var. Ben buna dalabiliyor muyum, hemen deneyelim. Aynen öyle, dalabiliyoruz. Benim gazabımı tadacaksın kardeş. Buraya yeni gelmiş olabilirim ama seni patlatacağım. Ha işte bu be. Güzel bir kill daha aldık. Petleri burada kaldı. Petlerini alsam keşke ya. Burası da şehir merkezi, gördüğünüz gibi. Şehri talan edebiliyoruz. Çok bir farkı var mı? Şöyle bakalım. Lan burada stadyum var ya. Çok iyiymiş. Direkt stadyumu parçalayalım. Futbolcularıyla beraber falan hepsi gidiyor şu anda. Yeteneklerimiz de gerçekten çok güzel oldu. Hepsi neredeyse alan vuruyor. Yüksek yüksek binalar var, plazalar var. Ve buradaki yer ne? Beyaz sarayı mı yıkacağım lan ben şimdi? Aynen, herhalde büyük ihtimal burayı da yıkabiliyorsunuz ama benim hiçbir ihtiyacım yok artık. Artık yapacak pek de bir şey kalmadı. 91 level'a ulaştık. Server'daki en yüksek level'lı kişi benim. 85 level'lık en yüksek kabiliyeti aldık. En iyi pet grubundan açtık. Ve bütün bölgeleri açmayı başardık. Daha yapacak bir şeyim yok. Ancak buradan tanrı alırsak o tanrıyı da kasabiliyoruz. Bunlar da level 1'den başlıyor. O yüzden kasma süreci bayağı sıkıntı olur artık. Evrendeki en güçlü tanrı olmayı başardık. Ve bu videoda buraya kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve o zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.